Güzel değil mi? Çok güzel. Verelim mi? Verelim. Arkadaşlar bu fıstıklar daha bugün geldi. Sadece akor çekebildim. Ben de gün içerisinde fazla mağazada bulunamadım. Kanada kapaklı hepsi. Sedef işlemeli. Klavyeyi zaten görüyorsunuz. Hepsinin sedef işlemesi var. Tekneler karışık arkadaşlar. Ne var? Maon var. Yaprak dut var. Ardıç var. Şimdi sorma hangisi ardıç, hangisi maon. Açıp bakamam ya. Böyle bir şey yok. Ha, teknenin iç tarafından yani çok fazla risk olmasın diye ağaç ismi söylemiyorum. Çünkü şimdi maon görürüz, ardıçtır. Evet. Şimdi yalan mı söylemiş olayım, yanlış bilgi mi vermiş olayım yoksa tespit edememiş olayım. O yüzden kimsenin günahına girmeyelim. Hiçbir farkı yok zaten birbirinden. Bir tanesinin sadece ardıç klavyesi var. Onu da deneme amaçlı yaptık nasıl göründüğünü. Çok kameradan belli olmaz zannımca. Diğerlerinin hepsi arkadaşlar aynı. Saplar Gürgen bu arada. Hemen bir seslerini duyuralım Umutcan. Çok da fazla zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlarımız videoda bazen çok uzun kaldığı için sıkılabiliyorlar. Elimdeki 0-1531 kodlu. Hemen geri alacağım. Hemen çalalım. Akordunu az önce yaptım. Bozulabilir. Arkadaşlar gümbür gümbür tonları var bütün bağlamalarımızın. Zaten hepsi aynı seri, özel seri. Kara Şimşekler. Gümbür gümbür. Gümbür gümbür. Kanada kapak. Saplar Gürgen. Tekne. Ya ardıç ya maun ya da yaprak dut. Şimdi hepsini açıp teker teker söküp bakamayacağım için sallamamış olayım arkadaşlar. Bu üçünden birisi ama çok emin olmak istiyorsanız teknenin iç kısmında tam söyleyememekle beraber şeyde bunu tahminde bulunabiliriz. Ama şimdiden sizi yanıltmış olmayayım açıkçası. Çünkü bazen ışıktan çok belli olmuyor. Şimdi ışıktan bakarsanız ama çok da belli olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi sizleri yanıltmak istemem. Bu güzellikte 0-1530 yanlış söyleyeyim mi? 0-1530 40 santim tekneli. Az önceki mızrabı iyiydi. Bunu alayım.
arkadaşlar mağazamızı çok soran oluyor nerede olduğunu. Halbuki Google'a yazsanız kapının önüne kadar getiriyor. İstanbul Unkapanı Plakçılar Çarşısı'ndayız. Burası İMÇ olarak geçiyor. Kaçıncı blok? Altıncı blok. Altıncı bloktayız. Gelmek isteyen dostlarımız varsa her zaman bekliyoruz. Çay içmeye, kahve içmeye, lokum yemeye her zaman bekleriz. Bu modelleri de web sitesinde görebilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin fiyatları, özellikleri, fotoğrafları orada yazıyor. Web sitemizden direkt online satın alabilirsiniz. İsterseniz mağazaya gelip mağazada bakıp deneyip alabilirsiniz. Yani nasıl size uygun oluyorsa o şekilde yapabiliriz. Biz her zaman buradayız zaten. Gelmek isterseniz bizi de ziyaret etmiş olursunuz. Ama gelemiyorsanız da korona var kardeşim gelemiyoruz diyorsanız da biz size her tarafa kargo yaparız. İsteyen arkadaşlarımız WhatsApp'tan bize yazabilirler. WhatsApp numarasını her zaman belirtiyorum. Web sitemizde belirtiyorum. İsterseniz bağlamalarımızla alakalı bir sorularınız varsa onları da WhatsApp'tan yanıtlayabiliriz. İsterseniz telefon açıp arayabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Size nasıl uygun olursa. Videoları böyle kısaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü izlerken sıkılan dostlarımız olabilir. Çok vakti olmayan arkadaşlarımız olabilir. 0529. Çok konuşuyorsun diyenler var. Estağfurullah. Var abi diyor adam. Diyor ki anlatma bağlamayı çal diyor sadece. Gir siteye bak anlatmayayım değil mi? Evet. Bakmıyorsun ben anlatmak zorunda kalıyorum. Hı. Dükkanın var mı diyen var ya. Bağlama satıyor musun diyen var. Yani arkadaşlar bu kadar koleksiyon olabilir mi bir insanda? Ya seni çıkartmak zorundayım kusura bakma etiket. Yine akortları iyi dayandı ya. Evet. İlk defa arkadaşlar bu videoyu açmadan 4-5 dakika önce akort yaptım. Belki de ikinci akortları bağlamaların. Ona rağmen gayet güzel tuttular. Normalde beni deli ederler biliyorsunuz ilk birkaç gün akortlar kaçar. Thank you.
Şöyle biraz da arka taraftan göster abicim, böyle uzaktan da görsünler. Şimdi diyecekler ki arkadaşlar bu hangi ağaç? Böyle bir ağaç yok güzel dostlar. Siyah abanoz ağacı var da bağlamada abanoz ağacı kullanılmıyor. Kullanılmaz yani. Kullanıyoruz diyenler de kullanmıyorlar. Bunu da ilk benden duymuş olun. Bunlar tamamen boya. Şu ağaçların hepsi boya. Bunun altında dediğim gibi bu serilerin içerisinde yaprak dut, maun ve ardıç ağaçları bulunuyor. Biz bunları ne yapıyoruz? Tamamen farklı bir konsept olsun, çok farklı bir desen olsun diye siyah boyuyoruz. Ortasına güzelce bir orijinal sedef işleme yapıyoruz. Gana'da kapağı da buraya çaktırmaydı. Ne oluyor? Sana oluyor mis gibi bir özel seri. Karamşimşek resim geldi. Karamşimşekler bunlar. Çok güzel bağlamalar. Tonları çok çok güzel. Gelip burada deneme fırsatı bulursanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ben yine şunu şöyle yapayım ya. Ben niye 2 saattir uğraşıyorum ki şunları takmakla? Hemen diğerine geçelim Umutcan. Bunu söyledik değil mi? 0529 dedik mi? Şimdi bir daha diyelim. Ben de demiş olayım en azından. Şöyle dikkatli bir asmam gerekiyor bunları. Ben kapaklarını açalım. Sound'u değil mi ya? Evet. 0528'di bunun kodu. Tam ağrısa biraz da pes çektim akordu arkadaşlar. Çok tiz çekmedim yeni bağlamalar olduğu için. Şu an kayıttan önce telleri kopartmayayım diye. Kafama göre bir çektim hepsini akordlarını yaptım kayda hazırlamak için. Ama bir tık daha mesela çekilebilir teller. Bilmiyorum tonlar size tam randımanlı geliyor mu ama çok çok iyiler.
tanesi bana yar olmadı ki diyor. Yalnız ben çalıyorum, arkada uçak kafayı sallıyor. Oğlum sen video çekeceksin. Bırak karşıdaki adamlar dertlensin. Sana ne oluyor? Bu adamın torunlar kendinden geçti. Geçilmeyecek gibi değil ki. Bu da 0532 kodlu lok bağlamamız. Güzel, akordu var. Farklı olduğu için tonlar farklı geliyor ama genel anlamda arkadaşlar çok bas karakterli ve volümleri çok yüksek bağlamalar. Dediğim gibi akortlar biraz farklı olduğu için sizlere de tonlar farklı gelmesi gayet normal. Ben de öyle geliyor çünkü akortlar farklı. Bu güzellikler bizim mağazadaki bütün güzellikler arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilen adam zaten bunun el yapımı olduğunu biliyor da bazen diyorlar el yapımı bağlama var mı diye. Zaten fabrikasyonu yok ki. Yani keşke olsa da birçok şeyden yorulmasak. Yani gereksiz birçok angarya işler de oluyor atölyede. Fabrikasyon o gereksiz angarya işleri ortadan kaldırsa en azından kalan kısımları el işçiliğiyle, keyifle ve zamanla yetecek şekilde yapılabilir. Ama yani dur şu tornadan sokayım öbür taraftan çıksın. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Alet işleyip el övünmüyor yani. Bak bu yaprak tut galiba. Ama tabi emin olamıyoruz. 0-1535 kodlu. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yaprak tut, maun, ardıç, işte overlock, işte overkol, overlock makinesi ayağınıza geldi. Overkol, yani bunlar ton olarak birbirinden farklı ağaçlar değil. Pomele. Pomele aynı şekilde. Nedir? İşte bir tanesi Afrika kökenlidir. Oradan gelir. Fiyat farkı vardır. Yani budur. Onun dışında dur şundan mükemmel ses geliyor. Bundan dandik ses geliyor. Öyle bir şey yok. Bunu uzun senelerdir anlatıyorum ama kimse herhalde beni dinlemiyor. Dakika başı soruyor abi en güzel ağaç hangisi? En güzel ağaç. Sen hangisini en güzel yaparsan en güzel ağaç o. Oymaları başka bir kategoriye alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz onun işçiliği farklı. Ağaç sarfiyatı farklı. Bekleme süreleri çok farklı. Alıyorsun, yıllarca bekletiyorsun. Ne oluyor? Hem bir yatırım oluyor, hem ağacın değeri artıyor. İşte işlemesi farklı oluyor. O yüzden oymalar başka bir kategori. İyidir, kötüdür tartışmıyorum ben. Sesi iyidir, bilmem neyi kötüdür diye değil. Yapım aşamasını ben sizlere anlatmaya çalışıyorum. O yüzden aldığınız ağaçların şu mu iyidir, bu mu kötüdür? Öyle bir arayışa girmeyin çünkü öyle bir şey yok arkadaşlar. Tekne, bağlamanın sesini çok fazla etkilemiyor. Yaprak maun olması ya da işte ardıç olması çok bir şey değiştirmiyor. Muhakkak frekans, ses frekansları vardır ama bu sizin böyle kulağınızın aşırı böyle duyabileceği frekans olur ben zannetmiyorum. Çünkü elinden binlerce bağlama geçiyor. Öyle bir kıstas yok arkadaşlar. O yüzden bunlar da maunmuş, ardıçmış, yaprak tutmuş fark etmiyor yani. Zaten fark etseydi en iyi ağaç yaprak tut olsaydı benim mağazadaki hepsi herhalde enayi değilsem hepsi şey olur, yaprak tut olurdu. Ya da en iyi ardıç mı? Hepsi ardıç olurdu. Ardıç yapardık. Öyle bir şey yok. Come here. Come here Umutcan. Thank you.
Demiştik herhalde. Dememişsek de demiş olalım. Bugün de ayrıca çok yoruldum. O yüzden böyle biraz enerjim düşük olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz dışarıdaydım bugün. Kaçta geldin Umutcan ben? Saate bakmadım ki abi. Ben her geldiğimde saate bakman lazım ama diyor. Tamam, bundan sonra böyle. Aynen şey dersin. Sen neredeydin bakayım bu saate kadar? Bir de hesap sor bana. Tamam abi. Bu neydi? Umutcan söyle bakayım. Klavye neydi? Klavye geçen sefer klavye kopuşları. Parmakların üzerine konan bağlamadaki kısım. Neydi? Koyu ardıç. Açığı var mı? Olabilir. Var. Ne? Var var. Olabilir mi? Sera ardıç var. Kokulu ardıç var ya. Evet. Açık ardıç desek. Kokulu ardıç mı? Tamam. Thank you.
bence sen var ya, bunu kendin için çekiyorsun ha. Gözleri pörtledi böyle. Ama maşallah, nazar değmesin. Aynen. Bambaşka bir şeyler ya valla. Sadece o kadar yapabiliyorum şu an. Güzel dostlar, bunlar, bu güzellikler yakın zamanda kalmaz. Bak geçen sefer de iki tane numara yapmıştık. Siz beğenene kadar gitti. Birini, ikisini de yabancılar aldı ya. Bir tanesini Çinli arkadaşımız almıştı, yanlış mı hatırlıyorum ben acaba? Doğrudur, ben de hatırlayamıyorum. Yurt dışına gitti ikisi de çünkü. Yani kel alaka yerlere gitti. Ya bu arada sadece Türkler alsın anlamı çıkmıyor da yani. Alan yine alsın da hani siz beğenene kadar o bağlamalar uçuyor yani. Çünkü her zaman çıkan modeller de değil. Arkadaşlar şunlar mesela çok basit görünüyor. Şimdi kimisi diyecek ki ya boyayı vurdunuz geçtiniz ne konuşuyorsun? Değil. Keşke senin dediğin gibi olsa güzel kardeşim. Biz de her ay bunlardan 5-10 tane çıkartabilsek. Ne zaman gelmişti o bağlamalar ya? Ta kışın gelmişti galiba. Ben çünkü bir ara İzmir'e gittim. Bir hafta boyunca arkadaşlar ustamızın yanında beraber bu aşamaları gördüğüm için çok zor. Yani gerçekten çok zor. Boya deyip geçmeyin yani. O boyayı fazla zımpara yapmaman lazım. Üstüne bir sürü bir şeyler daha uyguluyorsun. Bekleyeceksin ki donsun. Aynen öyle. Yani ben oradayken sabah işte 10-11 civarında gidiyordum. Akşam saat 12'de atölyeden çıkıyorduk. Zor. Gerçekten çok zor. O yüzden her zaman çıkan modeller değil bunlar. O bahsettiğim modeller de ya 4-5 ay önce galiba çıkmış olan modellerde her zaman gelmiyor. Keşke her zaman yapabilsek, yetiştirebilsek. O yüzden beğendiyseniz, size uygunsa, bütçenize de uygunsa alabilirsiniz. Beğenmediyseniz zaten hiç konuşmamıza bile gerek yok. Kinan neyini beğenmeyecekler bunlar? Ben burada ölüyorum ya. Ya ölme bence oğlum, kamerayı çekse. Çalıyorduk her zaman uzun saplı bağlamada. Ray 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 ray. Özellik 0.1525 kodlu uzun saplı bağlamamız. Zaten 4 tane uzun saplı, 8 tane kısa saplı gelmişti. Uzun saplı bağlamalarımızdan ilki. Diğer uzun saplı bağlamamıza geçelim. Bu arada web sitemizden hepsinin fiyatlarına, özelliklerine bakabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Mağazaya gelip deneyebilirsiniz. Unkapanı Plajlar Çarşısı'ndayız. İMLÇ 6. blok. Neredeyiz? Hangi?
İstanbul'dayız. Sen biliyorsun da bilmeyen varsa, ilk tamam. defa izleyen varsa diyor ki İstanbul. İstanbul'da Türkiye'deyiz arkadaşlar. Turkey. Ya ilk defa izleyenler de oluyor ya. Biz sanki herkes evet. bizi tanıyormuş gibi davranıyoruz da. Türkiye'nin İstanbul ilindeyiz. Bilgisayar gibi oldu. 100 metre sonra tabelayı göreceksiniz. Eğer Google'dan yazarlarsa bunu duyacaklar. Altıydı bu da. İkinci uzun saplı bağlamamız. Son iki tane kaldı. Çalmadığım yani. Hepsi duruyor da. Çalmadığım son iki tane. Onları da sizlere ses... Çalmak da çok kötü bir tabir ya. Seslendirmek, evet. icra etmek. Ben genelde icra etmeyi kullanıyorum. Duyurmak. Duyurmak da olabilir. Seslendirmek, icra etmek daha böyle doğru gibi geliyor bana. Çalmak deyince... İnsan aklına başka şeyler geliyor. Gerçi ben kalpleri de çalıyorum ama. O anlamda değil ya. Hemen aklınız başka yere gidiyor. Çaldığımı beğenmeleri anlamında söylüyorum ben yoksa. Bizden geçti Umut'cum. Son bir tane uzun saplı bağlamamız kaldı. Bunu da sizlere
icra edip seslendirip videoyu hemen sonlandıracağım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bol bol bağlamaları sizlere duyurdum bugün. Web sitemizden bakabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargo yapıyoruz. Teker teker sormanıza gerek yok. Bulunduğunuz yer dünyadaysa, değil mi Umutcan? Evet. Mars'ta oturuyorsanız, Ay'da oturuyorsanız sadece uydu göndererek yok, göndermiyoruz arkadaşlar. Mars'ta arkadaşlar izliyorsa. Bak bugün hiç akortlar bizi üzmedi ya. Bu güzellikte 0.1524. Sevdiyseniz kaçırmayın arkadaşlar. Bütçeniz de varsa. Çünkü bazı arkadaşlarımızın bütçesi o kadar olmayabiliyor. Anlayışla karşılıyorum. Ama bütçeniz varsa özel seridir bunlar. Kaçırmayın derim. Tonları, çalım rahatlığı 10 numara 5 yıldız. Zaten görünüşüne ben başka bir şey demiyorum. Şunu diyorum sadece. Çalabilirim. Onu da diyemiyorum. Düşün yani. Onu bile diyemiyorum. Bu güzellikleri edinmek istiyorsanız şöyle Umutcan'ı gösterebilirsin son defa. Web sitesinden görebilir, satın alabilirsiniz. Dünyanın her yerine sağlam kolilerle ve sağlam kılıflarla kargo yapıyoruz. WhatsApp'tan da dilerseniz arayabilirsiniz. Dilerseniz yazabilirsiniz. Ama gece 1, 2, 3'te değil değil mi Can? Evet. Ya gece de değil abicim. Yani belli böyle makul saatler yok mu? İşte o makul saatlerde Amerika'ya göre değil. Çünkü orada gece oluyor diyorsun. Evet. Ya da gündüz oluyor, bizde gece oluyor. Makul saatlerde yazarsanız elimizden geldiğince biz size yardımcı oluruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda yakın zamanda görüşmek üzere.